Pınar'cığım, her şey için sana çok teşekkürler ediyoruz. Rica ediyorum. Şimdi gelinler senin için puanlarını kullandılar. En yüksek puanı sana hangi gelin vermiş olabilir? Vallahi hiç kimseden yüksek puan beklemiyorum, çok eleştiri yaptıkları için. Öyle mi? Evet. Hiç yüksek puan beklemiyorum yani. O zaman lila renkli pembeye çalan parlarıyla evet Sultancığım, senden başlayalım. Önce sebepleri, ardından puanını görelim. Ben zaten beğendiğim şeyleri söyledim. Çeyizini çok beğendim. Hepsi el emeğiydi. Evet. Genel olarak zaten eksikliklerini söyledim. Beğenmediğini söyledim. Bir de bez olayı da çok kötü oldu. Evet, biraz sakinleştim. Şimdiden özür diliyorum bunu yaptığım şey sorun için. Sorun değil. Eline sağlık. Sofran da iyiydi. Sadece eksikti. Salata yani falan olsaydı. Yani o da heyecanımıza. Bu arada özür dilediğin için özür dilerim. O anda da diledin ama böyle bir kargaşaya geldi. Teşekkür ediyorum tekrar yine için. Rica ediyorum. Ne güzel. Evet. Puanla geçelim. Ben. Peki puanla görelim Sultancığım. Benim sana puanım 2. Zaten beklediğim bir puandı. Öyle mi? Yüksek vermeyeceklerini düşünmüştüm zaten. Hmm. Teşekkür ediyorum, diyecek bir şeyim yok. Senin gününde de seni göreceğiz. Göreceğiz. Evet, Cansu, seninle devam edelim canım. Öncelikle her şey için teşekkür ederim ama keşke o bezi fırlatma olayını hiç görmemiş olsaydık. Onu hiç beklemiyordum açıkçası. Ne olursa olsun misafiriz. Eleştirmeye geldik, biliyordum bunu. Onun dışında ben en çok çeyizini beğendim. Çünkü gerçekten dolu doluydu ve emek doluydu. Manevi kısmı zaten ayrı. Ama şöyle, ben genellikle evin dekorasyonuna ve evde kullanılan eşyalara daha çok önem verdiğim için hani çeyize çok takılmıyorum. O yüzden onun dışında da evde beğendiğim, şu gerçekten çok güzeldi, bana hitap ediyordu diyebileceğim bir şey aslında göremedim diyebilirim. Yani evim bana çok karışık geldi. Yatak odası da, salonda, mutfakta, o şekilde. Evet, evim karışık ama evet. Senin zevkine özeldi yani, eşyalarımı falan alamazdım. Bu benim zevkim. İşte ben de eleştirmeye geldim. Dediğim evet. Gibi hani şunu beğendim, gerçekten çok güzeldi diyebileceğim bir şey yoktu. Çeyizin gerçekten güzeldi. Çok emek vardı, dolu doluydu. Ama dediğim gibi benim için çeyizin dolu ya da az olması çok önemli değil. Çünkü yani ben öyle tercih ediyorum. Bu da benim görüşüm. Onun dışında da şu çok güzeldi dediğim bir şey olmadı maalesef. Peki puanını görelim Cansucuğum. Benim sana puanım 1. Zaten beklediğim bir puandı. 1 puan. Evet. Söyledim düşük yani. Ama çok düşük, evet, bence. Evet, düşük, doğru ama nedenini de zaten en başta hiçbir söyledim. Hiçbir şey beğenmedin hani. Ama çeyizimi duydum. Beğendiğini söylüyorsun. Mesela oradan bir puan verebilirdin. Sadece bir puanı bir puan verdim. Ona verdin. Evet. Çok vermişsin. Keşke yarısını alsaydın. Yani çeyiz benim için zaten o kadar da olmuyor. Olsaydı belki onu da verirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Senin günde de seni göreceğiz. Benim günümde de gelin. Buyurun beni görün. Görelim. Bekliyorum. Yani bir puan hani evini açıyor, emek veriyor. Ya bir puan, sevmiyorum bir puanı görmek ya. Aslanım tabii ki de. Kimsenin evi bir puan hak etmiyor ne olursa olsun. Evine... Şu üstünde oturduğumuz kanepe, masasına oturduk, yemeğini yedik. Hiçbiri bence bir puan etmiyor yani. Masasını da lütfen hatırlayın. Evet, hatırlıyorum. Ha? Hep hamur. Kendimi şimdiden şişmiş hissediyorum. Valla. Evet. Detoks yaparsın canım bu masadan sonra. Yani, pek fazla yiyeceğimi zannetmiyorum. Fazla kaçırmamak lazım. Bir iki tane tadına bakarsın derim. Öyle yapalım. Ama sağlıklı lezzetler yiyor. Evet. Değil mi? Hepsi beyaz un değil mi? Evet. Evet, hamur şu olabilir, senin tarzın ya, değildi. Hayır, onun ama alakası yemek vardı. Yok. Ya tabii ki de kendim vardı yaptım. Ama... Kendi yaptığım çeşitlerim de vardı. Ama mesela dünkü masa, yani senin masana göre bence daha dolu ve iyiydi. Ona karşılaştırırsak, yani daha iyi ve daha dolu bir masaydı en azından. Bu da benim masam. Evet, bu da senin masan, bu da benim eleştirim ve puanım. Tamam. Bu şekilde. Evet, yani. Mina'cığım seninle devam edelim canım.
Aslanım, öncelikle tabii ki de herkeste olduğu gibi ona da bir teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta bizi ağırladı. Elbette. Rica ederim. Evet, maalesef biraz tatsız geçti başta. O konuda ben de birazcık üzüldüm. Özür dilemen de çok yerli oldu. Kendine yakışanı yaptın. Ancak yine de yaşanmamasını dilerdim. Evet. Bu açıdan maalesef hepimizin modu düştü. Onun haricinde hazırlık yaptım diyorsun, evet, veya evini açtın. Ancak yine de evinde bence özensizlikler vardı ve bunlarda böyle çok fazla mantıklı cevaplar ben göremedim, kendi adıma söyleyeyim. Kalanı da puanımdan sonra yanıtlamak istiyorum. Peki, puanını görelim Minacığım. 1. 1 puan. Bu puanı da beklediğini düşünüyorum. Nasıl ki arkadaşlardan 1 puan beklemişsin. Bence buna da şaşırmazsın herhalde. Buna çok şaşırdım. Senden neden böyle bir puan beklemiyordum çünkü. Benden bekliyor muydun? Senden daha yüksek mi bekliyordun mesela? Yani 1 değil de yani en azından başka bir puan verebilirdin diye düşünüyorum. Kusura bakma ama sadece Çeyiz'ine bu puanı verdim ve Çeyiz'in gerçekten göz dolduruyordu. Çeyiz'e de 1 puan verebilirim, 2 puan veremezdim. Karşılamamı beğenmediniz mi? Size konfeti patlattım. Bana bir kutlamayı andırıyor. O yüzden sizin bir girişte kutlamıştım ama kutlamamalıymışım. Bence daha farklı bir şey olsa daha güzel olurdu. Veya gün içerisinde güler yüzünü gösterseydin bizi daha güzel ağırlamış olurdun. Belki oradan 1 puan verirdin. Önce kutladın, sonra da bezi fırlatınca modlarımızı düşürdün. Benim modumu düşüren insanlara maalesef tahammülüm yok. Evet, özür diledin. Çok güzel, evet, bir davranış. Diledim. Özür dilesen de başta konfeti, sonra bezi fırlatmayla benim modum düştü mü bende bitiyor. Bir de yani şunu söylemek istiyorum. Bence bu programa katılan hepimiz bir iddia söylüyoruz. Yani iddiamız olduğunu söylüyoruz. O yüzden iddiayı sende de görmek isterdim. Birçok alanda iddianı göremedim. Özellikle sofra aslanım benim için çok çok önemli. Çünkü bütün maharetimizi sergiliyoruz. En azından çeyizde bir maharetini sergileseydin belki nispeten bazı şeyleri göz ardı edebilirdim. Ancak sofrada çok böyle farklı, özellikle uğraştığı, emek verdiği çok büyük bir şey göremedim. İddialı bir şey göremedim, öyle söyleyeyim. Yani bir davet sofrasına yakışmıyordu. Bir fırına, bir pastaneye gelmiş gibiydik. Oradan bana bir ekmek daha diyecektim neredeyse. O yüzden kusura bakma, puanımı fazlasıyla da hak ettiğini düşünüyorum. Ama sonuç olarak gene de bir sizin için bir hazırlık yaptım. Hazırlığın için teşekkür ederim ama bence biraz daha düşünebilirdim bunun üzerine. Ya ben böyle düşündüm, böyle uygun gördüm. Ağırlamayı yarın görürsün canım. Hakkanetli, adaletli bir şekilde de puanını verir. Yarın göreceğiz bakalım sen nasıl ağırlayacaksın. İddia nasıl olurmuş? Gelin evine iddialı bir şekilde katılmak nasıl olurmuş görürsün. Ben de iddialıyım, gayet beğeniyorum evimi. Bugün gördük. İddialısın ama bekliyordum diyorsun bir puanı. Yani sizin beğenmeyeceğinizi bekledim. Beğenmeyeceğimiz değil, bence sen de emin olmadan katılmışsın gibi geldi. Demek bana ki sen de kendine tam güvenmemişsin. Keşke tam hazır hissettiğinde o zaman katılsaydın. Tam hazır hissettim. Tam hazır hissettiğimde katıldım. Emin misin? Eksiğim vardı. Maalesef. Evet, Burcucuğum. Senin puanını merak ediyoruz. Ben aslında dün benim evime çok benziyor falan dediğinde çok umutluydum. Yani kendi evime benzer güzel bir şey bekliyordum. Karşılamada aslında çok yüksek başladık. Güzeldi. Mutlu bir şekilde içeri girdik ama aynı şekilde devam etmedi. Herkesin modu biraz fazla düştü. Ben ikramların lezzetine değinmek istiyorum. Evet, herkes zaten eksikleri söyledi. Birazcık ben de onun taraflarına değineyim o yüzden. Hepsi çok lezzetliydi. Ondan sonrasında evinde evet eksikler, göz yorucu şeyler vardı ama yine de özenle yapılmış bir tarafı da vardı. Arkadaşımız işte çeyizinde dinledik, işte boya badanasında dinledik. Bazı aksilikler de yaşamış. O yüzden yani birazcık ben olumlu tarafından bakmayı seçtim diyebilirim aslında. Çok iyi yaptın. Teşekkür ederim gerçekten. Açısı. Rica ederim. O zaman puanını görelim. 3. 3 mü? Dedim gerçekten. Hakkaniyetle davrandığını düşünüyorum. Gerçekten Aslanım, çok teşekkür size ederim. Aslanım, size saygısızlık gibi olmasın ama kusura bakmayın, müdahale etmek istiyorum. Yani senin puanın belki karışamam ama benim fikrim bence 3 çok çok fazla tam bu eve. Tam olarak da söylediğin gibi sanki benim puanım çok da karışmana gerek yok. Sanki böyle aralarında bir koalisyon kurmuş da
kurmuş gibiler. Sana yani. Ben sana 4 verdim, sen de bana 3 ver gibi bir şey olmuş yani. Hiçbir bu evin bence 3'ü yok. Hak ettiğini hiç düşünmüyorum. Ben zaten puanımı vermeden önce de söyledim. Hani olumsuz yanlarına değil, olumlu yanlarına bakmaya çalıştım. Ama burada pozitif bir kurmaya gelmedik. Ben de negatif bakmayı sevmiyorum. Yani burada evet eleştirmeye geldik ama eleştirilerin hepsinin yıkıcı olması gerekmiyor. Yapıcı görürsün. Olması gerekiyor. Bundan daha güzel ev görürsen ne yapacaksın? Onu da 3 mü vereceksin? Daha yüksek 5 verirsin herhalde. Var. Onları da kullanabilirim. 5 verir o zaman Aslı'nın. 3 veren, bu eve 3 veren herhalde 5 puan da bu hafta çok beğendiğinde kullanır. Evet, neden? Ben çok iddialı bir. Neden ben kullanmayayım diyor arkadaşım. Kullanacağını asla zannetmiyorum aslında. Neden? Umarım bu adalet yani çok şey göremedim yüksek ben bir puan ondan. Değil şu anda 5'e kadar bir sınırlamada orta bir puan bence. Bence sen eder. Vicdanen 3 vermişsin. Evet, çünkü 3 evet. Verilecek bir ev gerçekten değildi. Sonuçta kişiye değil. Evi değerlendiriyoruz. Çok bonkör bir puanlama olmuş. Sen sana 4 verdi. Bu benim bugün ilk defa bir puan kullanmam. Yani bence bonkör olup olmayacağımı değerlendiremezsin. Ama yarın var, öbürsü gün var. Peki üçü neye vermiş? Var. Ben ev sahibi adına bir sana dakika. Soruyorum. Aynısını vermedin. Hangileri? Ben duymadım bir daha say lütfen. Hoş bir karşılanma başladı. Tamam. Ondan sonra çeyizi, evet dün benim çeyizimi çok az olarak nitelendirmiştiniz. Tamam. Bir puan çok fazla verdim. Doluydu. İkincisi bu. İlk karşılama, ikincisi çeyiz. Üçüncüsünü de ikramların lezzetine verdim. Lezzetine verdim. Tamamen hamur işi, pastaneye gitseydim seviyor o zaman. Seviyor demek ki. Yani bence de çok seviyorsun galiba. Bu sofraya kesinlikle puan hak etmiyordu bence. Bence 3 fazla vermişsin. Vicdanını rahat ettirmek için. Hani aynısını da vermiyorum 4 ama. Neden bir vicdan yapayım daha ki? Daha azını da veremem gibi vermişsin. Daha azını yani. Verdim işte. Daha azın. Evet işte aynısını da vermiyorsun sana 4 verdi diye. Aynen. Ama çok bir tık düşüyor ama işte vicdanım da rahat eder, etsin. Bence hepimiz hem fikirken. Bence sen emin değilsin. Evet Sultan. Ben senin evine 3 verdim. Sen de buraya 3 verdin. Senin evin ne burası 1 mi? Yani bakıldığı zaman az çok benzer yanları var zaten. İşte mesela benzer tonları kullanmışız. Koltuklarımız benziyor. Yani. Sadece oturma odası ama. Tamam. Doğru söylüyor. Zaten benzer yanları şunlar. Zaten çok fazla odası yok. Lafını böleceğim ama mesela sen de yatak odanda çamaşır sepetini koymuştun. Hı-hı. O da yatak odasında birden fazla aksiliği göz ardı etmiş. Evet benziyorlar bu açıdan. Demek ki hakikaten evet, çok doğumluğunda değil mi? Benim günüm dündü. Benziyor. Onu şey yapalım. Çünkü bugün arkadaşımızın günü. Hala daha dünü eleştirmeye gerek yok. Benim puanım bu. Dünü çok değil yüksek. Puana eleştiriyoruz. Evet, sana 4 verdi, 3 verdin. Yani burada çok belli etmişsin arkadaşlar, bence. Arkadaşlar size puan kullandığım zaman o zaman onları eleştirsin. Umarım bugün aslında farklı bir şekilde neye göre yazdınız? Yani neye göre benim puanımı karşılıyorsunuz? Yarın 4 öbür gün 5 kullanmayacağım. Tamam ama adaletini göreceğiz. Eve göre puan vermiyor muyum? Evet eve göre puan veriyorum. Yani bu hani kadar olumlu yanlarına bakıyor. Değerlendiriyorsak evet, 5 üzerinden 3 çok da yüksek bir puan değil. Göreceğiz. Göreceğiz yarın. Diğer günlerde göreceğiz. Ben çok güveniyorum Aslı Hanım. Evet. Yani ben çok büyük bir aksilik yaşamadığım soralım sürece. Soralım o zaman. Evimden memnun kalırsan gerçekten 5 puanı verir misin? Evet. Adalette davranır mısın? Evet zaten bu kadar yapıcı olacak mısın çok merak ediyorum. Benim ben de çok iddialıyım. Ben kendi evime çok güveniyorum ama fazlasıyla güveniyorum. O zaman ne yapacaksın? Canım senin günün zaten en son gün yani bakacağız göreceğiz. En son gün ve umarım pişman olmazsın. Peki. Yanlış evlerde yanlış puanları verirsen sonra çok pişman olabilirsin. Bence bir kere daha düşün diyorum. Katılıyorum. Aşırı güveniyorum evime. Uygun buluyorum. Peki. Teşekkür ederim. Peki hepinize. Toplamda 7 puan aldın Narcığım. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Sevgili Pınar, evet bizi yakından takip ediyorsun. Beni sevmen beni çok etkiledi. Tabii ki çok hoşuma gitti. Tabii ki çok mutlu oldum. Hatta bizi burada görmek, beni burada görmek seni duygulandırmıştı. Ben de çok mutlu oldum. Sizlerin bu sevgisi benim için çok değerli, çok güzel. Pınar'cığım, eşinle ilişki testinde gayet başarılı oldunuz. Bu da beni çok mutlu etti. Lakin eğri oturup doğru konuşalım. Çok çok eksiklerim vardı. Ya bu evde ya da taşınacağım başka bir evde söylemiş olduğumuz eksiklere dikkat edersin. Ve çok daha güzel bir ev, çok daha uyumlu bir ev yapacağına ben inanıyorum. Fakat çeyizin gayet yeterliydi. Oldukça fazla bebek elbiseleri, kıyafetleri vardı. En kısa zamanda hayal ettiğin yavruna kavuşursun diyorum ve seni güzel yanaklarından öpüyorum. Puanımı cuma günü sen de öğreneceksin. Evet hanımlar, bugünün de sonuna geldik. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Yarın
Bendesiniz aslanım. Mina'nın evinde olacağız. Bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor olacak. Yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, bizimle kalın. Bye bye.